hafta Söz Kadın'da bölümünde veteriner hekimim Ayla Karakoç Kuru ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Kısaca tanıyabilir miyiz sizi? Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum önce beni konuk aldığınız için. Ben 1963 Ordu doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi orada bitirdikten sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. Hayat arkadaşımla okulda karşılaştım. Yol yürüyeceğim arkadaşımı buldum ve Söke'ye yerleştim onunla birlikte. 29 yıldır Söke'deyim. Bir fiil çalışma hayatının içindeyim. İki tane oğlum var. Büyük oğlum makine mühendisi. Şu anda Almanya'da yüksek okuyor. Küçük oğlum da bizim meslektaşımız oldu. Birlikte çalışacağız inşallah. O da okulunu bitirdi. Bir iki dersi kaldı. İnşallah seneye oğlumla birlikte çalışacağız. Evet. Veteriner hekimsiniz Ayla Hanım. Evet. Genelde kadınların çok fazla tercih etmediği bir meslek, evet, diyebiliyorum ama evet. Neden veteriner hekim olmak istediniz? Yani genelde kız çocukları köpeklerden, hayvanlardan, evet, korkarken sizin veteriner olma isteğiniz ne zaman başladı? Evet. Ya tabii ki bu daha küçüklükten çok kedileri, köpekleri çok seviyordum. Onun da etkisi oldu. Ama hep hekim olmak istemiştim. Çok sevdiğim hayvanların hekimi olmak bana kısmet oldu. Gerçekten de çok zor bir meslek. Sahada çalışmak gerekiyor. Eğer siz o zaman sahada çalıştınız. Evet. Ya ben evet, ben biraz daha çok aktif sahadan ziyade veterinerliğin biraz daha geri plandaki görevlerinde rol aldım. Ama eşim de veteriner olmasından dolayı sahada birebir çalıştım. Yani ameliyatlara, aşılamalara birebir katıldım. Bazı tedavileri yine birlikte yaptık yoğun sürülerde. Yine de tabii ki yapıyorum ama biraz deve kuşu çiftliğinde çalıştım birkaç yıl. Daha sonra mezbahada çalıştım. Kuş Adası mezbahasında görev yaptım. Biraz da mandrada görev yaptım. Daha sonra kendi işimizin büyümesinden dolayı da eşimle birlikte çalışmaya karar verdim. Ve kendi muayenehanemizde çalışıyorum şu anda. Bir kadın olarak zorluk yaşadınız mı? Ya tabii ki çok zor. Yani şimdi dediğim gibi demin, eğer pet hayvanlarla uğraşıyorsanız, küçük kedi köpekle biraz daha işimiz kolay. Ama tabii ki onun da çok şeyleri var, zorlukları var. Bizim büyükbaş olduğu için tabii ki tutmak, yakalamak, onun muayene edilmesi bir takım zorluklar, güçlükler getiriyor. Bayanın da gücü aslında orada biraz daha ortaya çıkıyor. Ama biz tabii usulünü, yöntemini bildiğimiz için biraz daha kolay oluyor. Bazı bayanlar işte hayvanlardan çok korkuyor, yaklaşamıyor. Hiç korktuğunuz bir hayvan var mı? Vallahi yok ya, hiç yok. Yani yok, hiç korkmuyorum, hayır. Yani hayvanlardan hiç korkmuyorum. Veteriner hekimlik sadece hayvan sağlığı açısından mı önemli, yoksa insan sağlığıyla da ilgili? Ya tabii ki teşhis, tedavi, koruma. Biz aslında koruma ilk etapta. Amacımız koruma hayvanları aşılarla, belirli işte düzenli yemleme, rasyon düzenleme, hayvanların ahırlarının dezenfeksiyonu, düzenlenmesi. Tabii ki hepsi bizim için daha önemli. Hasta olduktan sonra tedavi etmek biraz daha bizim için, evet, hekimlik için yapılması gereken bir şey, ama sadece hayvan sağlığından ziyade insan sağlığı için de çok önem taşıyor veteriner hekimlik. Zoonoz dediğimiz hastalıklar var. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar var. Tabii ki onların teşhisi, tedavisinde biz de önemli ayaklardan birisiyiz. Mutlaka bunlar da çok önemli. Özellikle mezbahada çalıştığım için mesela kesilmiş hayvanların muayenesi de gerçekten çok önemli. Mezbaha için ben aslında aynı zamanda AK Parti Belediye Meclis üyesiyim. Bunun için de Süleyman Başkanım'la da ortak çalıştık. Çok da o da sağ olsun destek verdi. Ben de sürekli dile getirdim mutlaka mezbahanın olması gerekliliğini. Onun için de bir takım aşamalar kaydedildi. İnşallah başarılacak. Çünkü kesilen hayvanların mutlaka veteriner kontrolünden geçmesi gerekiyor. Merdiven altı kesimleri, bahçelerde kesimler çok fazla olduğu için İnsan sağlığı için de et tüketmek tehlikeli olabiliyor. O yüzden bir an önce faaliyete geçerse, onun da tabii ki yakın yerlerde var. Ben de Kuşadası mezbahasında çalışmıştım. Yakın yerlerde var ama açılıp kapanıyor. Sürekli bence yine bir belediye ya da bir devlet kontrolünde olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çok önemli bir konu insan sağlığı, evet, için. Peki kadınlara bir mesajınız var mı? Ya ben gerçekten kadınların sürekli toplumun içinde olmasından yanayım. Ya ben sadece veterinerlik yapıyorum ama biraz siyasetle uğraşıyorum, sivil toplum kuruluşlarında görev alıyorum. Bence kadınlar toplumun her yerinde olmalı diye düşünüyorum.
Yani hem iş hayatta çok önemli. Tabii ki erkeklerin de destek olması gerekiyor ama biz istersek her şeyi başarırız diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle isteyelim diyorum. Yani toplumda biz ne kadar çok olursak o toplumun gelişmişliğini gösteriyor aslında. Daha çok şey başarır, ülke daha çok gelişir. Tabii ki daha iyi çocuklar yetiştiririz. Mutlaka eğitim almak gerekir. Her konuda, yani sadece üniversite okuyup bir konuda branşlaşmak değil de her şeyi, ne bileyim, bir dikiş öğrenmek, bir boya yapmak, bir kitap okumak, tiyatro, sen tiyatronun içindesin, evet. Hep destekliyoruz, evet, çok yakından takip ediyorum. Tabii bir hepsinden, yani mutlaka eğitimini de almak gerekli olduğunu düşünüyorum. Nerede olursanız, hangi işin içinde olursanız olun, mutlaka eğitim almanın gerekliliğine inanıyorum. Bunlar kurbanlıklar mı? Evet, bunlar kurbanlıklarımız. Dağ köylerinden toplandı. Hı hı. Hepsinin bakımını yaptık, paraziter mücadelelerini yaptık, vitaminlerini yaptık. İnşallah hayırlısıyla, şu anda beslemeye alındılar. Hayırlısıyla bayramda inşallah bunları satmaya çalışacağız. Yani çok fazla değil ama şu anda tekrar bunlar beslenmeye alındılar. Gerekli bakımları yapıldı. Hava da bayağı sıcak. Hava da çok sıcak. Aynen. Püskürtme yöntemini arada onları serinletiyoruz. Zaten hani şu saatlerde üstüne de kapalı. Güzel. Gerekli bakımlarını yapıyoruz. Tabii ki önce bunlar ayrı padokta ilk gelenler, diğerlerini kabul etmek istemiyorlar. Daha sonra geleni önce bir ayrı padokta biraz bekletiriz. Daha sonra alışma sürecinden sonra yavaş yavaş tek tek katmaya çalışırız. Tamamen dağ hayvanları. Hı hı. Dağlardan toplandı. Bunların sağlık kontrollerini hepsini yapıyorsunuz. Sağlık kontrollerini yapıyoruz. Tabii ki parasitler mücadelelerinde yine diğer muayeneleri yapılıyor. Daha sonra da beslemeyi alıyoruz.